Kambalat'ın daha bir de ligin en kusurları arasında. Eminim koçlar da bu rakibin savunma zaafını değerlendirmek için önemli oyunlar hazırlamıştır. Fakat onların savunma zaaflarını nasıl ikame edeceklerini çok önemli. Eğer 1-1 bırak, yani 2-2 bırakırlarsa Kambala Dadi'nin savunma zaafları maçta bir belirleyici olabilir. Türk Telekom kadrosu şimdi anons ediliyor. Değerli izleyiciler, Igor Miličić, Murat Can, Güler, Mutlu Akkılar, Umut Lafatan, Alper Yılmaz, Derek Yalçın, Umut Görür, Zutka Açık, Jan Hendrik Yak'la Serhat Güneş, Haluk Yıldırım, Ermin Dadli. Az önce anons edildi ve şimdi de ev sahibi Fenerbahçe Ülker oyuncuları anons ediliyor. Onların kadrosuna da baktığımızda Hakan Demirel, Willi Solomon, Maxim Mutaf, Ömer Onan, Rasim Başak, Semih Erden, İbrahim Kutlay, Oğuz Savaş, Damir Mırsic, Joe, Ayrak Clark, Zeki Gülay ve Kaspar Sıkambalı'yı görüyoruz. Tabii Mirsat'ın, İbrahim'in de söylediği gibi uzun süredir bu takımda olmadığını, cezası nedeniyle olmadığını da bir kere daha vurgulayalım. Ve bu arada sezonun ikinci yarısı ve itibaren Mirsat tekrar rotasyondaki yerini alacak. Bugün 9 maç cezasının son maçı. Bu arada biraz evvel 3 takımın maçlarına bastık. 36 maçta 34 demiş, 39 maçta 37 galibiyet. Çünkü daha sürerseniz 15 hafta olduğu için. Evet. Yani bugünkü randevu lig sonunu bekleyecek. Tabii iki takımın da önemli Avrupa hedefleri de var. Onları da belirtelim. Avrupa hedeflerinin ortasında çok önemli bir lig mücadelesi. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Murat Özay'ın yolu çekiliyor. Bu hafta içinde iki tane çok kritik maçta oynayacaklar. Fenerbahçe'nin top 16'ya çıkmak için belki de son şans demeyelim ama eğer kaybederse çok çok zor duruma girecek. Evet. Bir Barcelona randevusu var. Diğer tarafta Türk Telekom'da FIBA Euroleague maçına çıkacak. Onlar da ikinci tura geçtiler. Fenerbahçe daha ikinci tur yolunda. Şimdi Barcelona, Napoli ve CSK maçları var Fenerbahçe ülkenin. Yani Barcelona'yı eğer kaybederse deplasmanda CSK'yı yenmek zorunda. Yani şöyle, eğer sadece Agenopeli yenerse de bir ihtimal var ama yüzde yani çok 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 düşük bir ihtimal o. Yani 3 maçtan ikisini kazanması lazım. Deplasmandaki CSK maçı yerine buradaki Barcelona maçını daha hedef olarak gördüklerine eminim ben ki 2 galibiyet üst üste aldıktan sonra oldukça da formda Fenerbahçe Ülker. Ama şu anda lig için dediğim gibi Ocak ortasında değiliz şu anda. Bu maç Mayıs için, hatta Haziran için, final serisi için oynanıyor. Beşler görüntüye geliyor. Erik Ayas'ın, Alper Yılmaz, Ervin Dahti, Tutka Açık, Murat Can Güler beşiyle maça başlayacak Türk Telekom değerli izleyiciler. Beşlerle ilgili neler söyleyeceksin Kaan? Alıştığımız beşler aslında. Haluk yerine Alper'le başlaması biraz daha birebir savunmayı, dış savunma konusunda daha etkin, Ercüment'in biraz daha etkin olmaya çalışacağını gösteriyor. Biraz daha temkinli bir beş bu. Türk Telekom adına gayet de normal. Fenerbahçe'nin maçın başında bir hava bulmasını pek istemiyorlar. Bu arada tribünler de bayağı doldu. Şimdi ben de evet ona değinecektim. Karşı tribün hemen hemen dolmuş durumda. Pota arkalarında yer yer boşluklar var. Ama diğer taraftan Türk Telekom seyircisi de takımını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı. Onlar da azımsanmayacak bir sayıdalar. Ve takımlarını destekliyorlar. Yaklaşık 6000 civarında bir Fenerbahçe seyircisi var. 250-300 kadar da Türk Telekom seyircisi. Genelde İstanbul takımları bazen 250-300 seyirci bulmakta zorlanabiliyor Abdülbekçi. Ama tabi bu maç biraz farklı bir maç söylediğim gibi. Lig lideri şampiyon yolundaki randevu için oynanan bir karşılaşma. Kısa bir ara veriyoruz değerli izleyiciler. Tekrar birlikte olacağız. Beko Basketbol Ligi'nde 15. haftanın son maçı başlamak üzere değerli izleyiciler. Sanırım müthiş bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşler yerlerini aldı. Ara Clark ve Dudley ikilisi sıçrayacak. Recep Ankaralı, Erşan Kartal, Zafer Yılmaz hakem üçlüsü mücadeleyi yönetiyor. Ve Recep Ankaralı hava atışı öncesinde sanırım oyun içerisinde oyuncuların dikkat etmeleri gereken kurallara
onların dikkatlerini çekiyor, ikaz ediyor. Muratcan Güler, Dudley, Elson, Tutku Açık, Alper Yılmaz 5 ile maça başlıyor. Türk Telekom, Kambala, Ayra Clark, İbrahim Kutlay, Solomon, Ömer Onan 5 ile mücadele edecek. Fenerbahçe, Ülker. Ve maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu. Fenerbahçe ülkenin olacak bu arada. Ersin Uysal aramızdan ayrıldı geçtiğimiz günde, günlerde hatırlayacaksınız. Onun anısına bir saygı duruşu gerçekleştirildi. İbrahim Kutlay'ın Kutlay'lık basketiyle maça başlıyoruz. Fenerbahçe yalnız hava atışını bekliyormuş tribünlerle birlikte. Adeta süvari birliği gibi başladılar tribün desteğine. Telekom'un ilk fırtınayı çok iyi atlatması lazım Telekom'un ama çevir geldi Fenerbahçe Ülker, Solomon basketi kaydediyor. 5-0, 40 saniyede 5 sayı attı Fenerbahçe Ülker. İbrahim Kutlay ardından Solomon Türkiye bıraktı. Şimdi Dudley Kambala'yı karşısına aldı. Dudley atışı başarılı, bir defa Kambala. 15-10 Kaşlaş Kambala. Bir de tek atış kullanacak şimdi Dudley. Bu pozisyonda Erşan Kartal faul düdüğünü çaldı. Yalnız biraz kolay çok, bir düdük gibi çok, geldi bana. Çok kolay bir düdük hem de. Kambala dirseğiyle kontrol ediyor ama itmiyor dönerken Dudley. Genelde en basit yapılan pivot faullerindendir. Yani oyuncu dönerken hafifçe itersiniz dengesini bulmak için ama burada sadece elini konumunu kontrol ediyor. Ben bir itme görmedim açıkçası. Ve Solomon ucunu başlatıyor Fenerbahçe Ülker adına. 5-3. Sarı lacivertlilerin üstünlüğü var. Kambala dışarıda. Ayra Clark, İbrahim Kutlay, dip çizgili Ömer Onan var. Kendisi oynadı. Elson'un savunmasına rağmen Kambala basketi buluyor. Telekom bir ters eşleşme deniyor. Normalde Kambala'nın daha iyi eşleşmesi ama Derek Alton'un uzun kollarıyla Kambala'ya şut attırmaması için, yani onun şutlarını engel olmak için de Alston'la tutmuyorlar ama Kambala da Alston'u rahat rahat odaya kadar itebiliyor. O yüzden yani şimdilik uzun kolları belki bir avantaj fakat Kambala'dan daha kalın bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu arada Muratcan'ın müthiş baskısı Ömer'i top kaybına zorladı. Ömer ayakla bir müdahale yaptı topa. Muratcan Güler. Ömer Onan karşısında çalamadı yine topu. Muratcan Güler tuttu, açık topu istedi. Onu savunan Solomon var. Dudley'in perdelemesi. Şimdi Elson bir an boş kaldı. Atışı isabetli. Elson'un da en iyi yaptığı işler bu orta mesafe şutlar zaten. Mutlaka Ayra Clark'ın oralara çıkması lazım. Fenerbahçe'nin hızını kırmış durumda Türk Telekom. 8-7 öne geçti. Bir tane farklı Ankara temsilcisi. Alper şu anda Solomon'a baskı yapıyor. İlk beşte yer almasının en büyük sebebi de o. Genelde hatırlayacaktır seyircilerimiz, o Topaş şampiyon olduğu 2 senede Petar Navmoskoy yaptığı baskıyla kelepçe lakabını almıştı. Şimdi de Salomon'u yavaşlatma görevi onda. İbrahim'den Kambala'ya yine iyi döndü ve Kambala bir baskete daha imza atıyor. Tutku Açık çok hızlı geldi oraya. Çok yüksek skorlu başladı maç. Tutku Açık bir top kaybı mı? Alper Yılmaz İbrahim'den önce hamlesi var. Topu kapıyor. Ucumu devam edecek. Türk Telekom'un son 9 saniye ucum süresinin tamamlanmasına. Muratcan Güler, Ömer Onan'ın savunması var. Muratcan Güler savunmayı geçiyor. Yalnız şu ana kadar iyi savunma var fakat daha iyi hücum, iyi savunmayı yenmiş durumda, iki takım açısından da söylüyorum. Willi Solomon. Alper aldı karşısına. 3 sayılık atış Solomon isabetidir. Rivaz mücadelesi Muratcan Güler alıyor Kambala'ya rağmen. Şimdi ondan uzun mesafeli bir pas Alper Yılmaz. Solomon hemen geldi, önünü kapattı.
Dudley, Ira Clark onu kontrol ediyor. Dudley topla buluştu. Ira Clark'ın savunmasında Dudley biraz daha çembere yaklaştı. Dönerek atışı başarılı değil. Kambala savunma ribantını alıyor. Solomon'la başladı. Bir kez daha Fenerbahçe ülker hücumu. Biraz evvelki hücum yalnız Telekom'un ne kadar temkinli başladığının göstergesi. Alper köşedeydi. Ortaya Dudley ve Austin geldi. Normalde çok rahat içeri verirdi. Telekom genelde veriyor ama çekiniyorlar. Daha doğrusu çekinmekten öte tempo'nun yükselmesini istemiyorlar ilk dakika. İbrahim Kutlay. Ira Clark asist yapıyor. İbrahim Kutlay bir üçlük baskete daha imza atıyor. 12-10 öne geçiyor. Fenerbahçe Ülker. Kutlu açık. Çok hızlı girdi içeride. O koridoru boş bıraktı Fenerbahçe Ülker. Cezayı da kesiyor. Kutlu açık. O da 5. sayısını atmış oldu böylelikle. Yalnız bu kadar üst düzey bir maçta, bu kadar üst düzey hücum performansıyla başlamak iki takımın da maça ne kadar iyi hazırlandığını ve ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor. 4 dakikayı geride bırakıyoruz. 12-12 eşitlik var. İbrahim Kutlay karşısında Tutku açık. Solomon dışarıya çıktı. Solomon. Foul. Bu arada modern basketbolun yani 2000'lerin sonrasında en büyük olmazsa olmazlarından biri topa baskı. Özellikle garda baskı. Guard rakip en iyi top hakimiyeti en yüksek oyuncu olduğu için topu gardın elinden çıkarmaya çalışıyor savunmalar. Bu iki takım da neredeyse tam sahada gardlara baskıyor. İki garda birden üstüne üstüne. Ira Clark Solomon'u düşündü ama Alper girdi araya. 2-1 geliyor şimdi. Telekom bu arada aslında smaçı kaçırdı. Ira Clark onun şutunu bozdu. Muratcan Güler. Tutku açık. Çok uzak mesafeli atışı. İsabetli değil Ira Clark. Son temas ondan. Türk Telekom topu olacak. Şimdi eşleşme normale döndü. Derek işte burada Austin. Çok yukarı, çok uzaktan gelmiş. Normalde bitirici yapıyorsun ama bu arada eşleşme normale döndü. Ira Clark şimdi Derek Austin'ın uzun kollarıyla baş etmek zorunda. Dudley'in basketi. Dengeyi Dudley bozuyor Türk Telekom'da. 5. sayısı oldu onun da. Solomon. Ira Clark. Aston karşısında. Kambala dışarıda. İbrahim Kutlay aldı. Topu Tutku açık karşısında onu savunuyor. Ira Clark. 10 saniye var. Hücum süresinin son ermesine. Aston'ın üzerine gitti. Steps yaptı. Steps yaptı. Üstüne üstlük çok yanlış bir tercih. Bu Aydın Öz de daha sinirleniyor. Çünkü Aston'ın en önemli özelliği uzun kolları ve çabuk ayakları. Hani fiziğini kullanması gerekirken geriye çekilerek gitmesi çok dengesiz şut atmasına neden oluyor. Tabii Mirsat'ın olmaması ayrı Clark'ın da biraz 4 numara pozisyonunda yani alternatifse yakın olmasına inanıyorum. Belki Rasim oynayabiliyor orada ama ya da Semih ama o da iyi çözüm değil tabii. Fenerbahçe Ülker savunması Aston'ı boş bıraktı. O da hemen Reza'yı kesiyor. Solomon şimdi çember altını dolaştı Aston karşısında. İbrahim Kutlay ayrı Clark topu istiyordu vermedi atışı isabetli değil. Dudley savunma ribantını alıyor. Muratcan Güler'le geliyor Türk Telekom. Solomon onun peşinde. Savunması yerleşti Fenerbahçe Ülker'in. Türk Telekom Dudley'in perdelemesi. Tutku açık. Tutku açık dışarıda. Alper Yılmaz'ı buldu. Kaçırmaz bunları. Alper Yılmaz. Aydın Örs bu basket sonrasında hemen molayı alıyor. Türk Telekom'un üstünlüğü bulunuyor. Çok hızlı başladı. Yüksek skorla başladı mücadele. Fenerbahçe seyircisiyle birlikte inanılmaz bir tempo ile girdi maçı ama Kambala'ya çalan basket foldüğünden sonra Telekom son derece soğukkanlı bir şekilde hızlı hücumları bazen zorlamayarak giderek tempoyu düşürerek oyunu tamamen lehine çevirmişti. Şu anda da 9-0'lık bir Telekom serisi. Pardon. 9-1'lik bir Telekom serisi var. Bu arada mola sonrasında Ira Clark'ı bench'te oturtuyor. Aydın Öz, Semih oyunda Kambala yine içeriden bir basket. Kambala'dan 19-14 yaptı skoru. Kaspas Kambala, Uçan Güler. Tutku açık. Aston'ın perdelemesi var. Tutku açık. Dudley'e bıraktı. Semih onu rahatsız ediyor. Şimdi Telekom topu olacak. Aston'ın uzun kollarından bahsediyorduk. Esas uzun kol geldi. Semih Erden 2-12 boyuna rağmen 2-24 kulaca sahip. Şimdi Dudley'in işi çok zor tabii bu teknikada. Burada da Austin'ın orta mesafe şutları önemli çünkü Kambala oraya kadar çıkmakta zorlanacaktır. Dudley elinden kaçırdı topu. Dudley. Telekom hücumu devam edecek. 6 saniye var sadece hücum süresinin sona ermesine. Burada Semih korkusu Dudley'e topu potaya bile attırmadı açıkçası.
Bu arada tribünler biraz itiraz etti ama hakem çok yakındı pozisyonu, biz göremedik. Nurşan Güler pota altından topu öne sokuyor. Alper Yılmaz alır almaz atışı bu kez isabetli değil. Kambala savunma ribantını aldı. Topu da Solomon'a bıraktı. Solomon, Ömer Onan bomboş pozisyon. Ömer'in atışı kısa düşüyor ama o top yine Ömer'in ellerinde kalıyor. Solomon, İbrahim Kutlay bir şans daha Fenerbahçe Ülker için. Semih'in perdelemesi var. İbrahim Kutlay, Solomon dışarıda, ikili sıkıştırma İbrahim'e. Billy Solomon karşısında Alper Yılmaz, Kambalan perdeleme yaptı. O perdelemeden yararlanıyor. Solomon atışı isabetli değil. Semih de uzun kollarıyla ucum ribantını aldı. Bir şans daha getiriyor takımına Semih. Solomon Kambala elinden kaçırıyor. Aslında yine bir vücut çalımı yapıp çemberi düşündüğünü tahmin etti Kambala. O topu beklemiyordu ama Fenerbahçe İlker adına bir top kaybı oldu bu. Elston Kambala'nın üzerinden basket vuruyor. İşte bu en tehlikeli durum. Kambala şimdi aslında yaşıyor. Dudley'nin etkinliği azaltıldı Semih sayesinde ama Kambala'nın mutlaka aslına yakın oynaması gerekti. 21-14 Türk Telekom'un üstünlüğü var. Fenerbahçe İlker karşısında Solomon, İbrahim Kutlay, Türkiye rağmen atışı isabetli. İbrahim maça müthiş başladı gerçekten. 3'te 3 üçlük isabetli 9 sayı. Şu anda Telekom daha istediğini yapan taraf sahada. İbrahim sayesinde skordan kopmadı Fenerbahçe. Hala o pozisyonda bir faul olduğu görüşünde Recep Ankaralı'ya itirazları vardı. İbrahim'in Türk Telekom hücumunu gerçekleştirirken ama sonrasında tekrar oyuna döndü İbrahim. Solomon, Ömer Onan, o da dışarıdan alır almaz atışı isabetli bir basketti Ömer Onan'dan. Önce İbrahim, ardından Ömer farkı bir sayıya çekti. Bu 2-3 sayılık basket sonrasında Fenerbahçe Üçer 21-20. Maçın başındaki o ivmeyi yakaladı rüzgarı yine. Arkasını aldı Fenerbahçe Ülker. Kutlu açık. Alper Yılmaz bakalım. Türk Telekom nasıl karşılık verecek bu dışarıdan atışlarına, basketlerine Fenerbahçe Ülker'in. Umutcan Güler, Elston. Umutcan, Elston tekrar. Dudley yanında ikili sıkıştırma. Elston çemberi düşündü. Kambala savunma ribantını alıyor. Kambala yerde. Recep Ankaralı da Elston'a faul düdüğünü çalıyor. Tabi faul var ama Kambala da bir hayli abarttı. Evet yani. Bıçaklanmış gibi kendileri attı ama tabii ki darbe var. Fakat kritik nokta bu işte. Şu anda Fenerbahçe ard arda 2-3'lük buldu. Bir anda atmosfer değişti. Seyircili oynamak böyle bir şey. Uzun süredir Türkiye maç başında onu özellikle söylemeye çalışıyordum. Türkiye Ligi'nde çok uzun süredir maçın içinde bu kadar seyirci görmüyoruz. Bu alışmamış oyuncular için. Yıllardır bu oyuncular bu parkelerde oynuyor ama Türkiye'de bu atmosferi çok uzun zamandır görmüyorduk. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Gerek Telekom için, gerek Fenerbahçe için. Fenerbahçe'de o coşkuyu hissederek, yani sanki şu anda hala bir sayı yerinde Fenerbahçe ama sanki 6-7 sayı öne fırlamış gibi bir atmosfer yaratıldı. Yak'la oyuna girdi Türk Telekom'da. Ercüment Sunter Elston'ı kenara alıyor. Solomon Semiel'den. Kambala dışarıda pot altında. Fenerbahçe Ülker'den kimse yok. Solomon dışarıya çıktı, aldı topu. Solomon bir aleyhup pası attı Semih'e ama Semih alamıyor. Yak'la'nın müdahalesi var. Sonrasında Kambala için çalındı. Faul düdüğü. Yalnız pas çok kötüydü gerçekten. Solomon ikili uzunlara pas verirken göz teması sağlamıyor. Yani ne burada, gerçi burada pas da kötüydü ama ne Semih pasın geleceğinden haberdardı. Ne bir önceki pozisyonu hatırlayacaksın. Kambala'ya verdiği pasta Kambala haberdardı. Bu arada Kambala da ikiledi ve kenara geldi. Şimdi çok daha kısa bir beşe döndüler. Kambala yerine Rasim oyunda. Semih 5 numara gibi oynayacak ama fizik avantaj bir anda tamamen Telekom'a geçmiş durumda. Yagla da oyuna girdi çünkü. Umutcan Güler tutku açıp Dadil'in perdelemesi. Umutcan Güler top istiyor ısrarla. Yagla'ya verdi. Tutkaçık Yagla'nın ilk şutu isabeti değil. Dudley ucum ribantını alıyor ama topa sahip olamıyor. Telekom ucumu devam edecek. Alper Yılmaz kenardan topu oyuna soktu. Tutkaçık. Yagla'nın perdelemesi var. Tutku şimdi Yagla'yı bıraktı. 3 sayılık atışı Yagla'nın isabeti değil. Seviyle Solomon topa sıçradı. Solomon da kalıyor savunma ribaundu. Yagla'nın yazdığı üçlüklerini riske etmek pek doğru bir tercih değil. Çünkü çok iyi bir şutör Yagla. Hatta ona ilk basketbola başladığı zaman Almanya'da yeni Dirk Nowitzki gidiyorlardı. Gerçi o düzeye pek gelemedi. Hala çok genç ama çok tehlikeli bir şutör. Şimdi pas arası yaptı Yagla. Topu kapıyor ve Türk Telekom hücumu başladı Muratcan Güler. Yalnız dikkat ettiysen 24 saniye kullanmış, hemen yavaşlattılar tempoyu. Fenerbahçe o 2-3'te bulduğu ivmeyi çeyrek sonuna kadar taşıyamadı tekrar.
hemen hemen hücum süresiyle maç saati arasında 1,5 saniyelik bir süre var derken Dudley hücum faul yapıyor Semih'e. Son derecede gereksiz bir faul. Şimdi son topu Fenerbahçe Ülker kullanacak. 8.7 saniye kaldı içeriğin tamamlanmasına. Bu tamamen Semih'in ona yaptığı savunmanın savunma dolayısıyla siniri bozulduğu için yapılmış bir faul. Gene mesela centilmen dışında çalınabilirmiş, ucuz kurtuldu. Ama işte oyuncuların maçta ne olursa olsun maç dışına çıkmamaları lazım. Sadece takımlarına zarar veriyorlar. Son hücumu kullanacakken Telekom. Şimdi o fırsatı da kaybetti. Artı daha bir faul aldı. Yalnız Telekom'un faul hakkı daha dolmadı. 8.7 saniye var. Bir faul yapabilirler taktik olarak. Fenerbahçe'nin iyi hücum kullanmasına, organize hücum kullanmasına engel olmak için. Evet, Ercüment Sultan ilk önce Umut Görür'ü soktu, sonrasında bir değişiklik daha istedi ama Recep Ankara da hayır dedi. Damir Mırsic de oyunda, Fenerbahçe Ülker'de 3 saniye var. Taktik gol de geldi evet. Bu arada çok akıllıca bir şekilde. 2.5 saniye kaldı, kenardan topu öne sokacak Fenerbahçe Ülker. Yani şimdi faul hakkı doldu. Evet şimdi... faul yaparlarsa serbest atış kullanacak Fenerbahçe Ülker takımı. İbrahim, Ömer Onan topu vurdu yere, atışı isabetli değil. Bu son şuttan sonuç alamıyor Fenerbahçe Ülker. Ömer'in bir de faul beklentisi var ama aynı görüşte değil maçın hakemleri. 20-21 Türk Telekom ilk çeyreği önde geçiyor. İşte bu son pozisyon. Burada atıştan sonra top elden çıktıktan sonra bir ele temas var ama bu genelde yakalanması çok zor pozisyonlardan biri. Şutu etkilemediğini düşünmüş Erkener çalmıyor ama şut pozisyonu yere inene kadar devam eder Kronbast'ı. Burada çalınmalıymış aslında. Ömer Orhan çok hızlı getirdi orada faul. 21-20 ilk 10 dakikayı Türk Telekom önde geçti. Hatırlarsın 4 dakikada her iki takım da 12 sayı bulmuştu ama geride kalan 6 dakikada biraz frene bastılar. Savunmalar etkili oldu gerçi. Savunmalar maçın başında da iyiydi ama hücum daha iyi olduğu için skor oluşmuştu. Bu iki takım da çok iyi biliyor ki 40 dakikaya yayılmazsa o savunma performansı iyi bir takımı yenmek kolay değil. Fenerbahçe bunu Avrupa Ligi'nde çok öğrendi. Türk Telekom'da FIBA Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde iyi öğrendi. O yüzden zaten 10 kişilik bir rotasyon kurmaları, o yüzden çok derin kadroları sahipler. Ve o yüzden de bu savunmanın 40 dakika sürmesini beklemeliyiz. Şimdi ön alanda baskısı var Fenerbahçe Ülker'in. Murat Çangüler, Mırsic onu takip ediyor. Çok da etkili bir baskı yapmadı Sarı Lacivertliler. Murat Çangüler ucun bölgesine rahat geçirdi topu. Murat Çangüler atışı isabetli değil. Semih çok akıllıca davrandı. Tutmaya çalışsa belki de basket olacaktı ama tokatladı topu. Ucundan boş dönüyor Türk Telekom. Haluk Yıldırım da birazdan oyuna girecek. Değişiklik sandalyesine oturdu şimdi. Damir Mırsic. Rasim Başak, İbrahim Kutlay. Rasim perdelemeye gitti. İbrahim içeriden deneyecek şansını. Alper bırakmadı onu. Şimdi İbrahim Yak'la pas arası yaptı. Kendi topunu yine alıyor. 2 saniye, 1 saniye kaldı. 24 saniye süresi de sona eriyor. Telekom tamamen her perdede adam değiştiren. Yani savunmacı 1 numara 5 numara bile fark etmiyor. Her savunmacı perdede adamını değiştirip başka bir adam tutmaya başladı. Bu yüzden hiçbir setini oynayamadı Fenerbahçe. Sürekli savunmacılar değişti. Bütün pas yolları kapatıldı. 24 saniye doldu. Tabii şimdi fizik avantaj Telekom'a geçtiği için Semih ve Resulatin oynarken her oyuncuda böyle değişiklik yapabiliyorlar savunma sırasında. Tutku açık. Umut Görür'ün perdelemesi var. Muratcan kendini gösterdi. Tutku iyi döndü. Şimdi Umut'a nefis bir pas veriyor ama asistini yedi Tutku'nun Umut Görür. Damir Mırsic de Fenerbahçe Ülker ucumu başladı. 1,5 dakikayı geride bıraktık. İkinci çeyrekte sadece Ömer'in serbest atıştan bulduğu bir sayı var bu ana kadar. Damir Mırsic 3 sayılık atışı isabetli bir rebound mücadelesinde. Muratcan Güler savunma reboundunu alıyor. Haluk Yıldırım. Haluk o da uzaklardan denedi şansını, o da isabet kaydı deniyor. Şimdi Ömer Onan'la başladı Fenerbahçe Ülker. Ucumu Damir Mırsic, Muratcan Güler kendisini rahatsız etti. Ömer'le oynadı Damir Mırsic, aldı tekrar topu ve bir kez daha ucum yenileyecek Fenerbahçe Ülker. Rasim Başak yukarıdan bırakıyor, isabetli değil. Sonrasında Semih ucum ribantını alıyor. O uzun kollarının yardımıyla Semih bu topu da almayı başardı. Üçüncü bir şans Fenerbahçe Ülker adına. Damir Mırsic yakla karşısında, içeride Semih. Umut Görür onu kontrol ediyor. Semih'in atışı.
bitirdi gerçekten. Genelde bitirişleri bu kadar iyi olmuyordu. Burada zaten kendisi de kendisine performansından çok memnun olsa gerek. Fazla ateşli olmasa da güzel bir minikle ifade etti kendisini. Tutka açık. Tutka açık. Rasim ve Ömer bu topu kapıyor. Yine bir boş ucum Türk Telekom adına Muratcan Güler faulle durdurdu Damir Mırsic'i. ...23-21... henüz ikinci çeyrekte Türk Telekom'un sayısı yok. Dadli, Alper Yılmaz ve Miličić oyuna giriyor. 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi Ercüment Sunter. Diğer tarafta da Solomon'u görüyoruz tekrar. İki takım da oyuncu değişikleriyle o kadar kimlik değiştirebiliyor ki, o kadar esnek kadrolara sahipler ki, şimdi çok daha potu altından etkin bir takım oluşturdu. 5 oluşturdu sahada Türk Telekom. Semih Dadli karşısında. Semih yüklendi içeriye doğru. Semih'in atışı başarılı değil. Alper Yılmaz Haluk Yıldırım'la başladı hücumu. Ankara temsilcisinin Haluk Yıldırım Fenerbahçe savunması da iyi koştu geriye Miličić. Haluk Yıldırım. Maç boyunca iki takımın da ısrarla iyi yaptığı şey geri koşmak. Rakibe asla kolay çabuk gelme imkanı vermiyorlar. Dadli'ye güzel bir asist. Haluk Yıldırım'dan Rasim bozamadı Dadli'nin pozisyonunu. 7. sayısını kaydediyor. Darwin Dadli. Bu arada işte tepe piken rolü dediğimiz tepe ikili oyunu. İki takımın da aslında önemli bir zaafı. Tepe ikili oyunu savunanlar ama Kambala sahada değilken bile bunu oynayabilmesi Telekom'un Fenerbahçe'nin acil önlem alması gerektiğini gösteriyor. İbrahim Kutlay. İbrahim Kutlay. Üç sayılık atışı başarılı değil. Rasim tipleyemedi. Dadli savunma ribandını alıyor Miličić. Alper Yılmaz top istiyor. Yakla içeri doğru hareketten elini kaldırdı. Fenerbahçe savunması da yine hızlı koştu geriye. Miličić. Yagla karşısında Rasim var. Pota altında Haluk Yıldırım. Semih kapatıyor önünü ve topu kapmayı başarıyor Semih Erden. Haluk çok iyi pozisyonda topu aldı ama Semih'in korkutuculuğu bir an tereddüt etti, evet. Orayı öyle bir karartıyor ki Semih atmaktan çekiniyor genelde hücum oyuncuları. Hani sadece kesmesi önemli değil, atmaktan çekiniyorlar. Damir Mırsic. Rasim Başak. Yagla karşısında Semih Erden. Solomon dışarıya çıktı, aldı topu. Miličić onunla birlikte. Solomon şimdi Rasim Başak 1 saniye ve 24 saniye süresi yine doluyor. Rasim farkında değil. Evet. Ya tribünler biraz haberdar etmeye çalıştı Rasim Başak ama yine fark edemedi Fenerbahçe Ülker takımı. Sürenin tükendiğinin farkına varamadılar ve bu ucundan da boş döndüler. Haluk Yıldırım Rasim'den kurtardı topu. Faul çizgisinde Dadli atışı isabetli. Skorda bir kez daha öne geçiyor. Bu baskette Türk Telekom 25-23. İlk yarının sona ermesine 5 dakika 18 saniye var. Damir Mırsic. Oğuz Savaş oyunda. Perdeleme ondan geliyor. Rasim Başak boş kaldı. Üç sayılık atışı. İsabetli değil. Haluk elinden kaçırıyor. İbrahim Haluk'a çarptırma düşüncesinde ama Haluk da tabii çok tecrübeli. Hemen kendisini sakındı o pozisyonda. Miličić. Alper Yılmaz Yagla, arkasında Haluk var. Yagla şutunu atıyor. Oğuz Savaş savunma ribantını alıyor. Şimdi Oğuz oyuna girdi. Gene tepe ikili oyunu denediler. Bu sefer başaramadılar. Oğuz çok iyi geri geldi. Bu arada Solomon orada dengesini kaybetti içeri girerken. Evet. Orada galiba birine takıldı. Turnike'yi düşünmüştü ama dengesini kaybedince pası düşündü. Arka ayağına temas var mı yok mu? Yok gibi gördüm ama bir daha görelim. Kendine takılmış. Ya içeriye doğru basıyor. Farkındasındır sen de. Yani vücut yapısı olarak Solomon çaldı topu. Solomon tek başına sıraçı buluyor. Mini Solomon. İçindeki bütün öfkeyi, deminki pozisyonda biriken öfkeyi burada atabildi. Bu Fenerbahçe adına çok iyi oldu. Çünkü o öfke biriktiği zaman maça değil maç dışına yansıyor. Bu pozisyonda o öfkeyi atarak tekrar oyuna döndü Solomon. Yalnız Recep Ankaralı da o maçtan sonra hücuma gelene kadar Billy Solomon'dan gözlerini ayırmadı. En ufak bir hareketinde öyle zannediyorum ki olaya müdahale edecekti. Maçın başhekimi Damir Mırsic. İşte içindeki ateşi, coşkuyu oyuna yönlendirmek çok önemli. Solomon'u yaptığı zaman Avrupa'nın belki de en iyi gardlarından biri. Solomon atış gösterdi, kullanmadı. Billy Solomon son temas ondan diyor Recep Ankaralı. Fenerbahçe'nin kadrosu değişikliği çıkaracak. Ömer İbrahim Kutluay'ın kadrosu değişikliği numara
Maçın ilk yarının bitmesine 4 dakika var. Evet, son olarak ona çarpmış. İlk 4 dakikada 12-12'lik bir skor vardı. Neredeyse o kadar skoru takip eden 12 dakikada anca bulabildi takımlar. Savunmalar, sert savunmalar artık tamamen devrede. Her sayı altın değerinde. Oğuz Savaş faul yapıyor. Basket ateş geçerli değil. Ama ateş geçerli evet. Değil elbette ki. Dağıtışa başlamamış. Yani basket geçerli değil daha doğrusu. Birinci işte. Burada. Faul güdürü çaldı Recep Ankaralı. Kenardan oyuna başlayacak. Türkiye yapabilir başka şey. Bundan sonra maç sonuna kadar bekleyebiliriz. Her sayı altın değerinde olur. Bu arada Fenerbahçe'nin bu çeyrekteki ilk faulü bu. Maçtaki de sadece üçüncü faulü. Dudley. Yine Oğuz Savaş. Onun açısını bozdu ve top kaybı yapıyor. Dudley bu arada Milicic faul yaptı. Solomon kasti faul bekliyor. Yalnız doğru bir beklenti değil o. Çünkü bu sene kural çok net açıklandı. Topa müdahale niyeti varsa ki burada Milicic aslında tabii ucumu durdurmaya çalışıyor ama topa müdahale etmeye çalışır gibi gösteriyor. O da kastı boyunca çıkmaması gayet normal. Solomon. Dudley karşısında. Ondan sıyrıldı ayağı çizgide. Yine basit bir hata. İşte Solomon yine biraz fazla coşkularına kapılmaya başlıyor gibi. Ki şu dönemde maçın çok önemli bir anını yaşıyoruz. İlk yarı sonuna soyunma odasına biraz farkla girilme imkanı vardı. 11. toplar Fenerbahçe'nin inanılmaz bir rakam bir geride geçmiş. Yagla çok güzel girdi içeriye. Hızırı da iyi aldı. Basketi buluyor. Bu hücumda Yagla ile Türk Telekom. Damir Mırsic. Ömer Onan, Oğuz Savaş. Solomon, Milicic karşısında. Damir Mırsic dışarı çıktı. Aldı topu Alper Yılmaz onu kontrol ediyor. Ömer Onan iki sayılık atışı başarılı değil. Yagla savunma ribantının sahibi Alper Yılmaz. Igor Milicic'e bıraktı topu. Ucun bölgesine o taşıdı. Igor Milicic 3 sayılık atışı isabetli değil. Rasim Başak sonrasında Yagla'nın müdahalesi var. Aydın Ört molayı alıyor. Şimdi işte 2,5 dakika 37 saniye kaldı devrenin sonuna. Maça daha doğrusu soyunma odasına gitme psikolojisi çok önemli. Maçı iyi bitirme, devreyi iyi bitirme. Kendini iyi hissederek gidecek takım olmak çok önemli. Aydın Orsa bunun altını çizdi zannediyorum. Fenerbahçe maçta 3 kere küçük patlamalar yaptı. Biri maçın başında, biri çeyreğin ilk çeyreğin sonunda, biri de biraz evvel. Ama bunun devamlılığını sağlayamadı henüz sarı lacivertler. 2 dakika 29 saniye kaldı. İlk yarının son ermesine Damir Mırsic. Kambala içeride. Yagla onu kontrol ediyor. Recep Ankaralı ugunu çaldı oyunu durdurdu. Yagla faul yapıyor. Telekom'da. Yalnız böyle bir maç için, böyle üst düzey bir maç için gerçekten çok az sayıda faul oldu. 8. faul bu Türk Telekom maç içinde ki biri taktikte hatırlayacaksın çeyrek sonundaki. Evet. Fenerbahçe ise sadece 3 faul yaptı. Esas inanılmaz olan o ki. Kambala, Semih Erden, Solomon. Milicic karşısında Solomon'un. Kambala perdelemeye geldi. Solomon şimdi Dudley açısını kapatıyor. Semih Kambala'ya harika indirdi. Semih bir voleybolcu gibi o topu hiç tutmadan Kambala'yı iyi gördü. Kambala da basketi kazandırıyor. 29-27 farkı bir baskete indirdi. Fenerbahçe Ülker, Haluk Yıldırım. Ömer Onan'ın savunmasında Yagla'nın perdelemesi var Alper Yılmaz. Damir Mırsic onu rahatsız etti. Yagla tekrar Semih karşısında Milicic 8 saniye kaldı. 24 saniye süresinin son ermesine. Milicic'den Yagla'ya yükseli katış. Yan Yagla başarılı değil Solomon. Savunma ribantını aldı ve hızla ucun bölgesine topu taşıdı. Solomon önünde Yagla'yı görünce de topu Semih'e çıkartıyor. Ve tekrar aldı Solomon şimdi o topu. Telekom aslında istediği üçlükleri buldu Yagla'yla. Daha sonra daha önce de Haluk'la bulmuştu ama bunlar da isabet kaydedemedi. Telekom'un en büyük sorunlarından biri dış atış isabeti ilk yarı itibariyle. İkinci faulini yapıyor Yagla. Bu arada Ercüment Sunter'in molası var. Evet o molayı veriyor şimdi Masakir. İşte biraz evvel Semih'in olağanüstü pası
genelde Semih'in repertuarında olan, yani iyi yaptığı şeylerden biri değildir bu, ama Semih orada pozisyonu çok iyi okudu. Dardin'in, yani Kambal'ın savunucusu olan Dardin'in kendi üzerine geldiğini görür görmez, daha pas gelmeden o pası hazırlanmıştı zaten. Sonucunu da aldı. Kambala faul çizgisinde serbest atışları kullanacak. 27-29 Türk Telekom'un üstünlüğü var. İlk atışını kaçırdı Kaspars Kambala. 1 dakika 26 saniye kaldı devrenin sona ermesine. 8 sayıyla oynuyor Kambala. 9 sayısını kaydetti böylelikle. İbrahim'le birlikte takımın en skorer ismi. Aruk Yıldırım, Dudley. Kambala'yı görünce Yakla'yı düşündü. Solomon şutunu bozuyor. Yakla o topu aldı. Semih rahatsız etti ama Yakla ikinci denemesinde basketi buldu. Yani, Solomon müthiş geldi oraya. Yan Yakla'yı kesmek de hiç kolay değil. 2-13'lük Yan Yakla'yı ya 1.90'lık bir Solomon müthiş kesti gerçekten. Kambala, Solomon. Damir Mırsic dışarıda aldı topu. Alper Yılmaz'ın kontrolünde. Ömer Onan. 3 sayılık atış. Ömer'den isabetli. Ömer Onan'ın skora dengeyi getiriyor. İki takımın üçlük isabet oranları inanılmaz derecede Fenerbahçe ile yaptı. Maç genelinde Asya Telekom daha kontrollü, daha bilinçli oynadı ama üç sayı isabet oranları skorun dengede olmasını sağladı. Daddy'nin basketi dengeyi bozdu. Son 30 saniye. Ömer Onan, Damir Mırsic. Solomon'la Ömer de ucuma katıldı. Şimdi Kambala dışarıda, Daddy gölge gibi takip ediyor onu. Diğer tarafta Semih, Ömer Onan, Haluk Yıldırım Ömer'i savunuyor. Damir Mırsic 7 saniye kaldı. Hücum süresinin sona ermesine Semih'e çok güzel indirdi. Semih! Hücum faul. Erşan Kartal'la Zafer Yılmaz aynı anda faulü gösterdiler. Semih hiç önüne bakmadan direkt potaya baktığı için. Tabii smaç için gidiyordu, hızını almıştı. Smaçı düşündü ama Dudley bir anda karşısında görünce şutu değiştirdi fakat sanırım o dizini çıkarması onun için sorun oldu. Ercüment Sunter aldı bir kez daha molayı. 10.3 saniye kaldı. İşte ilk yarının son ermesine. Telefon %18.60. Haluk uzaklardan şansını denedi. İsabet kaydedemiyor. Semih aldı savunma ribantını ve ilk yarıda son eriyor değerli izleyiciler. Sonucundan sonuç alamadı Haluk'la Türk Telekom ve soyunma odasına 33-31'lik üstünlükle giden taraf konuk ekip Türk Telekom oluyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Geliyor Kaan. %17'lik bir üst sayı yüzdesi var Türk Telekom'da. 12'de 2 yaptılar. Reboundlarda 6 fazlası var Fenerbahçe'nin ama top kayıplarında Fenerbahçe sorun yaşadı ilk yarı boyunca. 12 top kaybıyla oynadı. Neler söyleyecek? Fenerbahçe yani Türk Telekom daha çok şut kaçırdığı için rebound'un daha fazla olması normal Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin hücum reboundlarıdır. Top kayıpları aslında kritik. 6 top kaybı, 6 fazla hücum demek Telekom için. Reboundları yatan boyunca. Telekom aslında ilk kere itibariyle biraz daha iyi olan taraftır. 12'de 2 üçlü şutlu olmasa, yani iyi istedikleri şutları buldular ama çünkü düşük attılar. O şutları atabilirler, fark biraz daha önde olabilirlerdi. İlk yarıda hiç oynamayan mutlu attılar. Belki ikinci yarıda ona ilaç olabilir. Şutun sayı yüzdesine. İkinci yarıda ilk hücum Fenerbahçe Ülker'in olacak. İbrahim Kutlay, Semih Erden, Kaspars Kambala, Solomon ve Ömer Onan 5 ile maça başladı. İkinci yarıya başladı Fenerbahçe Ülker. Haluk Yıldırım, Daddy, Alper Yılmaz. Tutku açık. Ve Yagla 5 ile ikinci yarıya döndü Türk Telekom bu arada. Basketle başlıyor. İkinci yarı Fenerbahçe Ülker. Tutku açık, Ömer Onan onu rahatsız eden isim. Haluk Yıldırım içeriği zorladı. Semih'in müdahalesi var. Dudley basket geçerli. Solomon faul yapıyor. Bir de tek atış kullanacak. Telekom tam bir telekom hücumu yaptı. Pasların hepsi isabetli ve doğru yere. Penetre kanalı buldu. Orada yardım geldikten sonra gayet iyi bir pasta Dudley buldu ve basketbolu çıkardılar. İlk yarı boyunca bunlara çok çok az izin vermişti Fenerbahçe savunması. Atışı isabetli değil. Dadir'in çember üzerinden topu almayı başarıyor Semih Erden. Solomon'la geliyor şimdi.
Fenerbahçe Ülker. Semih Erden Kambala ile oynadı. Dadli onu kontrol ediyor. İbrahim dışarıya çıktı. Kambala koridorun boşluğunu çok iyi seziyor ve turnikeyi bırakıyor. Tek Kambala'dan görmeye alıştığı evet. Şutlardan biri değil ama çok rahat girdi oraya. Dadli onun önünde kalamadı. Yardım da gelmeyince turnikeyi buldu. Kutu açık bu arada. O da çizgiye basıyor. Ama Solomon'un son anda müdahalesi tabii bu hatayı yaptırdı Tutku'ya. 35-35 denge var skorda. Boş koridor bulduğunu zannetti ama Solomon'un çabuk elleri o koridoru bir anda dolduruverdi. Biri Solomon. Alper Yılmaz onu karşıladı. Semih dışarıda top alıyor. İçeride Kambala'yı gördü. Kambala yerde, oyun devam ediyor. Kambala'nın faul beklentisi var ama Erşan Kartal hiç dönüp bakmadı bile. Haluk'tan İbrahim faul yaptı. İçeriye Dadli'ye bir pas Haluk Yıldırım'dan. İbrahim faul yapıyor. İki serbest atış kullanacak şimdi Dadli. Biraz evvel Solomon'un tutuyu yaptı. Burada Haluk Kambala'ya yaptı. Şurada topa temas ettikten sonra Kambala yerde kaldı. Haluk daha sonra o topu çaldıktan sonra gelip Dadli'ye pası veren bir isim. İşte Haluk bunları çok iyi yaptığı için yıllardır ligimizde çok önemli bir isim. Önemli bir hastalığı basketbol sahalarına dönmüş olması da hem çok ilham verici hem de onu sevenler, basketbolu sevenler adına çok sevindirici bir gelişme. Ölvin Dadli de 16 sayıya ulaştı. 17. 17 sayı bekliyorduk. 37 sayının 17'sini attı. Neredeyse takımın üretiminin yarısı. Bir Solomon. Ömer Onan. Tutkunun savunmasına. Semih Erden, İbrahim Kutlay. Haluk Yıldırım karşısında onun. İbrahim şimdi Ömer Onan'la oynadı. Alper Yılmaz hemen Ömer Onan'ın açısını kapatıyor. 6 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Ömer Onan, Semih. Pekin'e karşılık alıyor ama faul. Alper'le Haluk aynı anda sahada olunca özellikle diş savunmada iki gömlek yukarı çıkıyor Türk Telekom. Ligimizin en önemli savunmacılarından. Fizik olarak da çok üstün şu anda Telekom. Çok uzun oyunculara sahip. Burada yalnız Alper çok gereksiz bir faul yaptı. Bir saniye vardı hücumun bitmesine. Semih de çok zor bir pozisyondaydı. Solomon, Semih'in perdelemesi. Solomon açısını kaybetti. Ömer Onan, Alper onu kontrol ediyor. Kambala'yı topla buluşturdu içeride. Dadli karşısında Kambala'nın faul. Kambala yine o faulü iyi gösterdi. Dadli ellerini kullandı. Ellerini kullandığını hissettiği anda da gösterdi. Dadli'nin daha zeki olması lazım bu konuda. Şimdi elini koyuyor. Şurada itme yaptığı anda gösterdi Kambala pozisyonu. Semih Erden. Ömer Onan. İbrahim Kutay alır almaz. Haluk'un üzerinden atışı isabetli değil. Dadli savunma ribaundunu aldı. Kutu açıkta geliyor şimdi Türk Telekom. Haluk 3 sayılık atışı onun başarılı değil. Dadli ucum ribantını alıyor. Kutu açıkta bir şans daha Türk Telekom adına. 13'te 2 oldu Telekom 3 sayılık atışlarda. Haluk Yıldırım yüklendi içeriye. Kambala'nın savunmasına rağmen basketi buluyor. Haluk Yıldırım 39-35. Farkı 4 sayıya çıkardı Türk Telekom. Maç başından beri de belki de en kolay set basketiydi bu. Fenerbahçe bir an uyuyakaldı savunmada. Solomon, Semih yine dışarıda, Kambala hareketli içeride, yakladı onu gölge gibi takip ediyor. Bir de Solomon, Dadli'nin üzerinden çok yukarıdan bıraktı. Dadli hücumda 17 sayıyla takımın lokomotifi gerçi ama savunmada da belki en aksayan isim. Herkes Solomon'un Dadli'nin üzerine gidip sayıyı bulabiliyor. Haluk Yıldırım, İbrahim'in kontrolünde. Dadli neredeyse kaybediyordu topu, atışı başarılı değil. İbrahim savunma rimantını alıyor. Haluk Yıldırım faul yaptı. ...39-37 Türk Telekom'un üstünlüğü var. Fenerbahçe taraftarı biraz daha fazla çıkarmaya başladı sesini. Takımın şu anda biraz temposunun düştüğünü gördü taraftar. Biraz tekrar havaya sokmaya çalıştı. Gerçekten Fenerbahçe şu an biraz yelkenleri indirmiş gibi. Kulübün desteği bakalım yardımcı olacak. Kambala kendi topunu tamamlayamadı İbrahim. Bir ucum şansı daha Fenerbahçe ülkeri için. Solomon 5 saniye kaldı. Solomon 3 saniye kala. Çok zor bir atışı isabetli değil. Dadli savunma ribandının sahibi. Haluk Yıldırım da hızlı geliyor şimdi Türk Telekom. Ölvin Dadli Yagra ile oynadı. Semih'e rağmen atışı ama başarılı değil. Kambala alıyor savunma ribandını. İbrahim Kutlay. Ardından Haluk bir kez daha faul yaptı İbrahim'e. Semih bir kere daha çok kolay bir şutu bozdu. Yangın'ın tabii ki bitirmesi gerekiyor ama yine Semih'in varlığı
o kolay atışı zorlaştırdı ve Telekom bir basket denetti. Semih belki iki sayı atmış olabilir ama şu anda Telekom'un çok etkili olduğu boyalı alanda Fenerbahçe'nin önemli direnç noktası durumunda. Alper ve Yak'la kenarda Türk Telekom'da Muratcan Güler'le Elston oyuna dahil oluyor. Solomon, Semih Erden, Kambal aldı topu. Karşısında Dudley var. Dudley'in bir an ya bu savunmada geride kaldığını hissedince atışı kullandı ama yani Kambala'nın yapacağı iş değildi o. Yalnız bu bile işte üç hücumdur aynı şey diyor. Fenerbahçe biraz ritimden çıkmış durumda. Bunlar Fenerbahçe'nin istediği hücumlar değil. Kambala oradan şut atmıyor normalde. Haluk Yıldırım, İbrahim onu yakından savunuyor. Elston, Muratcan Güler'le oynadı. Üç sayılık atışı Muratcan'ın isabetli. Yani çok soğuk olmasına rağmen Muratcan Güler hiç eli titremedi. Beşinci sayısı, üç sayılık atışı sonrasında 42-37 yapıyor skoru. Türk Telekom. Türk Telekom şu anda 13'te 2 idi üçlüklerde. Eğer 1-2 isabet bulurlarsa skorda da hani sağdaki üstünlüğü skora da daha fazla yansıtabilirler. Semih Erden içerdiğini Kambala'yla oynadı. Kambala nefis dönüyor. Bir basket daha içeriden Kambala'yla buldu Fenerbahçe'ciler. İşte Fenerbahçe'nin hücumu bu. Bir önceki hücum değil. Fenerbahçe'nin hücumu aynı zamanda Kambala'nın da yapması gerekiyor. Tıkta açık. Ama tabii uzunların performansı biraz kısalara bağlı. Kısaların ona uzunlara nerede top verdiği, nereye soktuğu çok önemli. Dudley. Dudley çok ilginç bir yerde kaldı top. Semih'in arkasından şut atmaya kalkarsa böyle gittiğine bile şükretmiyor. Evet, şimdi o topu oradan indirme çabaları çok da fazla. Valla oraya Marcus Hayes'i bile sıçrayamaz herhalde. Evet, Ömer Onan ilk atışta o topu oradan almayı başardı. 5 dakika 3. çeyrekte geride kaldı. 42-39 Türk Telekom'un üstünlüğü var. Damir Mırsic hücumu başlatıyor Fenerbahçe ülker adına. Kaspar Skandala, Semih Erden, Muratcan karşısındaydı. İbrahim'le oynadı. 3 sayılık atışı İbrahim'in isabeti değil aslında. Aslında onu rahatsız eden kimse yoktu ama kötü bir şut İbrahim'den. İbrahim de ilk yarıda 4-3 üçlük isabeti olmuştu. Bu devrede 2'de 0. Haluk Yıldırım Elston'a verdi, aldı topu tekrar Haluk Yıldırım. Şimdi dip çizgide Muratcan Güler, tıkta açık. 9 saniye uzun süresinin sona ermesine Haluk Yıldırım 45-39 yapıyor. Aydın Örste molayı alıyor. Kaldı. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına 45-39 Türk Telekom'un üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'nin bir kıvılcıma ihtiyacı var ateşleyebilmek için. Seyirciyi ve oyunu. Şimdi son dönemin formda ismi Mırsic oyunda. İlk yarıda hiç sayı atamamıştı Mırsic ama nasıl bir skor potansiyeline sahip olduğunu biliyorum. Mırsic çok kıvılcımı vermeye çalışacak takımda. İlk şutunu kaçırdı ama reboundu Semih'e kazandırdı. Damir Mırsic de bir şans daha Fenerbahçe ülker için. Muratcan Güler'in savunmasında Kambala perdelemeye geldi Semih Erden. Ömer Onan'a bırakıyor topu. Onun karşısında Kutlaçık var. Ömer Onan dışarıda. İbrahim Kutlaç çok zor bir pasta ama onu kontrol etmeyi başardı İbrahim. Kambala ona koridor açıyor. Ömer Onan kötü bir şut. Atışı isabeti değil. Muratcan kesti şutu arkadan. Topu aldı Haluk Yıldırım'la. Türk Telekom hücumu başladı. Çok daha çabuk bir beşe döndükten sonra Telekom çok daha etkili oluyor. Dudley dışında bütün hepsi ayakları çabuk oyuncular. Şu an kadar Fenerbahçe savunması pek bir geçit bulamadı bu çabuk kuvvetlere karşı. Semih önünü kesti tuttunun. Dudley ucum ribantını alıyor. Kambala tokatladı ve Mırsic de başladı. Şimdi Fenerbahçe ülker ucumu. Muratcan'la Mırsic iki oyuncu birden kötü düştü ama sanırım ikisinde de bir sorun yok. Haluk çok iyi yardıma gelmişti gerçi ama Muratcan orada bıraksaydı Mırsic Türkiye'yi atamayacaktı ama önce koluna vurmuş. Şu darbe Haluk'un bloğunda değil Muratcan'ın darbesinde var bu. Damir Mırsic faul çizgisinde. İlk serbest isabetli ve ilk sayısı bu maçta Damir Mırsic'in.
Üçlü açık. Bazbi, Aluk Yıldırım. Bazbi tekrar karşısında Semih Baş. Bazbi Semih'in üzerinden yine kötü bir şut. Damien Mrsić savunma ribantını alıyor. Semih oyunda olduğu dakikalarda söylediğim gibi kolay şut imkanı vermedi. Çember altından Türk Telekom oyuncularına. Çok uzaklardan Damien Mrsić. Telekom bu dakikaya kadar, yaklaşık bir dakika öncesine kadar çok akıllı oynuyordu ama iki tane çok önemli hata yaptı. Biri Dati ısrarla Semih'in üzerine gidiyor. Buna hiç gerek yok. Semih'in konumu uzaklaşmak çok daha iyi bitir. Ve Fenerbahçe'nin aradığı kıvılcımı Damien Mrsić'in uçtuğu vermiş olabilir. Ersin. Kutkaçık. Kutkaçık yüklendi. Dati'ye bıraktı. Yine Semih karşısında. Basket geçerli. Bir de faul var. Mrsić'e. Ama yani tribün de aslında takım da bunu bekliyor. Sanki gerilmiş bir yay gibi ya. Bir içmeye bir harekete ihtiyaç var. Mrsić attı ama savunmada da durdurmak gerekiyor ki o da, onun devamı gelsin. Fenerbahçe bunu 3 kere yakaladı. Birer ikişer dakikalık periyodlarda ama devamlılığını sağlayamadı bu ilmenin. Dati serbest atışı başarılı değil. Semih savunma ribaltını alıyor. Fark 3 sayı Türk Telekom lehine 47-44. Damir Mrsić. Solomon'u çağırdı şimdi yanına. Muratcan karşısında Mrsić'in Semih'le oynadı. Kambala. Damir Mrsić tekrar ikili sıkıştırma geldi. Muratcan Güler'in savunması. Bir saniye var. 24 saniye süresi yine sona eriyor. Yine etkili bir savunma Türk Telekom'dan. 24 saniye içerisinde şut imkanı vermediler Fenerbahçe ülkeler. Şut imkanını bırak. Bir tane efektif pas imkanı vermediler. Ben yani Mrsić burada biraz daha sorumlu. 24 saniye süresinden haberdar değil. Kambala'ya verdiğinde zaten 1.5 saniye, 1 saniye kalmıştı. Aston Kambala karşısına Dudley ile oynadı. Semih onu savunuyor. Muratcan Güler. Mrsić peşinde Muratcan'ın. Şimdi tekrar Aston. Kambala'ya rağmen atışı isabetli değil. Muratcan sıçradı ama İbrahim'de kalıyor. Savunma ribantı. Solomon diğer tarafta. Top istedi, alamayınca biraz küstü galiba Solomon. Mimiklerinden ancak onu anlayabildim. Sonrasında topu kaybediyor. Kaspars Kambala ile Fenerbahçe Ülker. Şimdi Solomon 2 numara pozisyona geçiyor. Skorer guard. Top Mrsić'in elinde. Solomon topu elinde çok isteyen bir oyuncu. Top elinde olmadığı dönemde, yani 2 numara oynarken de oyun içinde kalması çok önemli Fenerbahçe adına. Tutka açık. Tutka açık uzaklardan bir atış. İsabeti değil Aston. Fenerbahçe Ülker hücumu olacak. Bu arada Salomon'un da nasıl bir bireysel savunmacı olduğunu gördük burada. Fake'i yemesine rağmen tutuyla 1.5 metre uzaktı. Şuka kalktığında elini hemen yetiştirdi oraya. Damir Mrsić. Karşısında yine Muratcan Güler var. Kambala Dudley'i de sürükledi oralara kadar peşinden. Damir Mrsić. Damir Mrsić. Semih. Semih yüklendi içeriye doğru. Ucun faul. Yine aynı şeyi yaptı. Çünkü önüne bakmıyor. Sadece evet, potaya bakıyor. Dümdüz. Yani tren gibi delik altının üstüne gitti. Gitti diye yazdı. Erwin Dudley yapmıştı. Yani çok net bir ucun faul. Şimdi Solomon diğer tarafta pas istiyordu Semih'ten. Bu topu da alamayınca çok düştü oyundan. Solomon'un yüz ifadesi onun konsantrasyonunu kaybettiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İlk yarıda benzer bir durumda bir smaç da kendine gelmişti. Yine öyle bir kendisini atlayacak bir harekete ihtiyaç var Solomon'un. Aynı şekilde Fenerbahçe'yi de. Fenerbahçe yine Mrsić'in üçlüğünü yakaladı, havayı kaybetmiş gibi. 49-44. Fark tekrar 5 sayıya çıktı. Son 31 saniye 3. çeyrekte. Damir Mrsić, Muratcan peşinde onun. Mrsić kritik bir atış isabeti değil. Semih iki kişi arasında o top için hamlesi var Semih'in ve Türk Telekom savunmasından çıkıyor son olarak dışarıya. İbrahim Kutay pot altından topu tekrar öne soktu. Semih Solomon şimdi aldı topu. Tutkaçı karşısında Solomon geliyor. Kaspars Kambala'ya indiriyor. Onun ilk atışı başarılı. Semih topu çeldi. Muratcan Güler Solomon'un almasına izin vermedi. Tutka açık. Son anda çeviriyor. Nereye? Çembere doğru ama İbrahim Kutlay o topu aldı. Solomon'la yine Fenerbahçe Ülker hücumu. Bu arada 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kaldı ve bu hücumdan da sonuç alamıyor Fenerbahçe Ülker. 49-44 3. çeyrekte Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçiliyor. İyi yollar,
dakikaya 49-44 önde giriyor Türk Telekom. Fenerbahçe Ülker karşısında 3. çeyrekte bir an Mırsic'de hareketlendi Fenerbahçe Ülker ama sonrasında çok basit top kayıpları yaptı. Zaten Fenerbahçe Ülker'in 16 top kaybı var Kaan Kural. Yani ortalamalarının da üstünde bir top kaybıyla oynadı bu ana kadar Fenerbahçe Ülker. Hücumlarda özellikle 24 saniye süresini çok iyi kullanamadılar. Yani ama onların bu hatasını Türk Telekom çok iyi değerlendirdi. Sanki tekleyen bir motor gibi bir an patlıyor bir an duruyor ve genelde duruyor şu ana kadar Fenerbahçe hücumu. Telekom savunmasının hakkını vermek lazım. Özellikle Haluk Alperip zaten biliyoruz ama Muratcan da bugün savunmada müthiş işler yaptı. Pot altı savunması da oldukça iyi. Kemin dışında da Kemin gerçekten çok önemli bir fark yaratıyor. Bu sezonda hiç almadığı kadar dakika alıyor. Senin şu anda en iyisi belki de Fenerbahçe'nin. Ama dış savunma şu ana kadar Telekom'da çok iyi iş yaptı. Ama Fenerbahçe bir türlü ivmeyi yakalayamadı. O savunmayı açabilecek. Dambala'nın girmeyen topun az önce Semih tipledi. Haluk'un atışı isabetli değil. Semih bir de savunma ribaundu alıyor. Şimdi Damir Mırsic Muratcan karşısında. Damir Mırsic Muratcan'ın bloku var. Bloktan sonra da Mırsic'in sırtına evet. Top. Mustafa da dışarıdaydı. Top Telekom'da. Yine geriden geldi Muratcan Güler. Muratcan'ın üçüncü bloğu bu gene arkadan yapılmış. Müthiş bir atlet Muratcan gerçekten ama bugün ekstra iyi oynuyor savunmada özellikle. Sırtı açık. Solomon karşısında. Muratcan Güler top istiyor. Elston'u tercih etti. Kambala'nın savunmasında Elston. Şimdi Haluk Yıldırım içeri doğru yüklendi. Dudley. Dudley yukarıdan uk atışı başarılı değil. Kendi topunu aldı. Dudley foul. Semih foul yaptı. Kambala yaptı galiba. Zafer. Evet Kambala. Evet Kambala'ymış. Ben bir an Semih'e gösterdim zannettim. Şurada çok da biraz da sert bir foul oldu aslında. Omuzuna bastı Dudley'in. Ha evet burada. Dadli de bu arada 19 sayıda 20 ve 21 sayısı için çizgide 49 sayı atan bir takımın yani 20 sayısını atmak da çok önemli gerçekten. 46-49 farklı sayı Türk Telekom lehine Dadli ilk atışı isabetli. 20. sayısı Dadli'nin ve baştaki en skorer isim onun ardından Kambala geliyor 13 sayıyla. Dudley ikinci serbest atışını kullanacak. İsabeti değil ama Aston o topun tekrar Türk Telekom'da kalmasına yardımcı oldu pozisyonda. Haluk Yıldırım da 3 sayılık basketle skoru 53-46'ya getiriyor. Her bir basketin altın değerinde oldu. Bu kadar sert savunma yapılan bir maçta bir hücumda 4 sayı çok değerli gerçekten. Yani ikinci serbest atışı kaçırdı ama daha karlı bir iş yaptı Türk Telekom. Mırsic, Semih, faul çizgisinde boş kaldı. Semih'in atışı isabetli değil. Altın bakmadı bile Semih'e çünkü o Semih'in şutu değil. Zaten serbest atışı bloklar çok zorlanırken Semih. Yine Fenerbahçe'yi istemediği bir hücuma zorladı Telekom savunması. Dip çizgide Haluk Yıldırım var pot altında. Dudley basket geçerli bir de faul. Bu kez Semih yaptı. O da oyundan düştü. Çok yoruldu ayrıca Semih yani maç boyunca bu kadar oynamıyor. Şu anda ilk çeyreğin sonunda girmişti bir daha da hiç çıkmadı oyundan Semih. Molayı aldı Aydınor. Bu arada Solomon'un vücut dili de hiç iyi değil. ...55-46 Türk Telekom'un üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'nin içeride gidişatı çevirmek adına Aydınor bir mola aldı ve mola süresi tamamlandı. Bakalım moladan sonra neler değişecek Fenerbahçe'nin içeride Rasim Başak. Oyunda Solomon İbrahim, Ömer Onan, Kambala 5'i var Fenerbahçe'de. Mola öncesindeki 5'iyle devam ediyor. Türk Telekom Dudley basket faul vardı. Bir de tek atış kullanacak şimdi Dudley. Sadece geride kalan sürede 4. çeyrekte bir basket bulabildi Fenerbahçe. 6-2'lik seri yakaladı Türk Telekom. Atışı isabetli değil Dudley'in. Kambala alıyor savunma ribaundu. Solomon'la geliyor şimdi Fenerbahçe Ülker. Şimdi kısa 5 yani 4 dış oyuncu gibi Rasim biraz içeride de oynayabilir ama daha çabuk 5'te çok iyi sonuç almış Telekom. Fenerbahçe'de çabuk 5'e döndü karşılık verebilmek adına. Solomon, Muratcan Güler karşısında. Willi Solomon işte ikili gösterdi karşılık aldı ve basket Willi Solomon'dan Muratcan da kendisine kızdı biraz.
Ama Solomon yine çok sistem dışı bir basket attı. Bakalım kanalize edebilecek mi şu anki içindeki duyguları basketbola. Ersin, Murat Güler. İçeriye doğru hareketlendi. Haluk Yıldırım bir üç sayılık atış daha, bu da isabetli. Haluk Yıldırım tecrübesini konuşturmaya başladı 11. sayısı. İlk yarıda 0 sayıyla oynamıştı. Bütün sayılar ikinci yarıda geldi. 3 üçlük attı ikinci yarıda Haluk. Solomon, Kambala, tekrar Solomon. Rasim de dışarıda. Kambala'yı tercih etti. Aston'a rağmen Kambala faul. Evet, 4 oyuncu birden kaldırıyor Kambala'yı. Pozisyon tekrar görüntüde. 2 serbest atış kullanacak Kaspars Kambala. 13 sayısı var. Fenerbahçe ülkenin en skorer ismi Kambala. Biraz sert bir foul oldu gerçi ama ki topla oynama niyeti konumu çok önemli. Burada tek topla oynama niyeti yok gibi gözüktü ama topa müdahale etmeye deniyor gibi gözüktüğü için yani tamamen top değil oyuncuya müdahale olmadığı sürece sorulan işi gol çalamıyor sezon hakemler. Çalmıyorlar yani. Tanım öyle yapıyor. İkinci atışı isabetli. Ön alanda baskısı var şimdi Fenerbahçe ülkenin. Ömer Onan neredeyse çalacaktı ama Rasim Haluk'tan o topu almayı başardı. Solomon, İbrahim dışarıda. Faul tuttu açık. Fenerbahçe için alan tam sağ presi zaman içinde çokça denediğini gördük. Bu ayakları çabuk 5'te iyi yapıyor. Şimdi daha ilk yarıda da bir kere denemişlerdi çeyrek sonunda. Bakalım şu son bölümde tempoyu değiştirmek adına bir daha deniyorlar. İlk pozisyonda da topu çaldılar. Solomon, tabi bu baskının en önemli ismi Rasim Başak. Ne kadar savaşçı ve inatçı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Az önce de topu o çaldı. Solomon'un atışı isabetli. Solomon iki basketle tekrar Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmış gibi gözüküyor. Farkı 7 sayıya indirdi Fenerbahçe Ülker. Bu arada alan savunması da var Fenerbahçe'de. Tutka açık, Aslan perdelemede. Haluk Yıldırım 8 saniye hücum süresinin sona ermesine Murat Çengüler tutka açık. Solomon elinden topu kapıyor ama son temas Solomon'dan. Türk Telekom hücumu devam edecek. Sadece 4 saniyesi var. Türk Telekom'un hücum kullanmak adına. Haluk Yıldırım hemen 4 saniye için adam adama döndüler. Oyuna sokacak. Ömer Murat Çengüler'in önüne doğru hareketlendi. Haluk Yıldırım tutka açık. Solomon'dan sıyrıldı. Sonrasında Dudley, Rasim yine o topu kapıyor. Arkadan bir müdahalesi var. Aston'ın ve şimdi Recep Ankaralı kasti faulü gösterdi. Şimdi oyunun döndüğü, kırıldığı, değiştiği anlar var. Kararlar var. Onlardan birisi olabilir. İki serbest atış kullanacak Fenerbahçe Ülker. Ardından kenardan oyuna başlayacak. İşte Aston'ın Solomon'u arkadan yaptığı hareket sonrasında kasti faulü gösterdi Recep Ankaralı. Bir başka açı. Yalnız daha müdahale olmadan Solomon elini kolunu sağa sola savurmaya başlamış bile. Bu arada seyircilerin karşımızdaki tribünlerde seyircilerin sözleri sanırım Recep Ankaralı'nın dikkatini çekti. İşte Ömer şimdi o grubu sakinleştirmeye çalışıyor. Kambala da orada. Recep Ankaralı oradaki seyirci grubuna dikkat edilmesi gerektiği ikazını yaptı masa hakemlerine. Solomon Raçan Güler'den sarıldı. Dudley karşısında ters turnikesi Solomon. Solomon adeta tek başına ayağa kaldırdı. Zaman zaman onun oyunun üstünden koptuğunu biliyorduk. Vücut dili de iyi değildi ama tamamen sahaya ve maça yöneltti hırsını, kazanma hırsını Gülis Salomon. Ve mola geldi. Son 5 dakika 52 saniye karşılaşmanın son ermesine değerli izleyiciler. 58-54 farkı 4 sayıya çekti Fenerbahçe Ülker. Ve tuttu açıkla. Başlıyor şimdi Türk Telekom hücumu. Kambala'da tribünlerin biraz daha hareketlenmesini istedi. Alan savunmasına iyi sonuç vermiş gibi şu ana kadar Fenerbahçe adına. Tutsu açık Solomon karşısında. Haluk Yıldırım, dip çizgide Murat Çengüler. Bomboş kaldı atışı isabetli. Kritik bir basket daha.
Muratcan Güler'den yine eli titremedi. 8. sayıda. Yalnız çok da doğru hücum etti Fenerbahçe. Muratcan'a top geldiğinde en yakındaki Fenerbahçe'nin 2 metre civarında uzaktaydı. Alan savunmasını oraya götürdüler. Adamon karşılık veriyor. 2 sayılık bir basket. Melis Adamon. Bu aralar saz 7 Solomon'un elinde. Son 7 sayı Solomon'dan geldi Fenerbahçe'de. Hep de bireysel üretim sayıları bunların. Kutlaşık. Yani alan savunmasını biraz bir hayli açtı orada. Solomon çok dışarıya kadar çıktı. Haluk Yıldırım, Murat Çengüler, Rasim Başak karşısında. Çok uzaklardan Haluk Yıldırım, Haluk Yıldırım. Yani bunun için söylenecek bir şey yok. İnanılmaz bir basket. Aydın Örs bu basketin ardından bir mola daha alıyor. Son molası bu Fenerbahçe'nin. Haluk 9'u son çeyrekte. Tüm 14 sayısında ikinci yarıda olmak üzere 14 sayıda şu anda. Forma numarasını yakaladı bu baskette Haluk Yıldırım. 64-56. Türk Telekom'un üstünlüğü bulunuyor ve 4 dakika 56 saniye kaldı maçın son ermesine. Billy Solomon. Karşısında Muratcan Güler var. İbrahim dip çizgide. İbrahim 3 sayılı kapışı başlıyor. İbrahim Kutlay. Bu baskete çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe ülkenin. İbrahim Kutlay yine tribünlere döndü. İki takımın da liderlerinden bahsetmiştik Haluk ve İbrahim için. Maçın başında çok önemli bir eşleşme olduğunu söylemiştik. İbrahim maça hızlı başlamasını sağlamıştı Fenerbahçe'nin. İlk çeyrekte 9 sayı atmıştı. Bu daha sonra yalnız sadece 2 sayı atmıştı. Buna çok ihtiyacı vardı. Son çeyrekte takımın tecrübeli liderleri biraz sahne aldıydı. Kutlay açık. Solomon karşısında. Bazi de perdelemeye geldi ama tuttu istemedi onu. Moladan sonra alan savunmasını bıraktı Fenerbahçe. 9 saniye var hücum süresinin son ermesine. Tuttu açık. Elston 5 saniye kaldı. Elston atışı isabeti bir Rasim alıyor. Fenerbahçe Ülker top olacak. Bu hücumdan boş dönüyor Türk Telekom şimdi. Fenerbahçe Ülker için önemli ve kritik bir hücum. Solomon. O hücumu başlatan isim. Karşısında Muratcan Güler var. İbrahim dışarıya çıktı. Solomon. Solomon elinden kaçırıyor topu. Temas var mı? Fenerbahçe Ülker hücumu devam edecek. 12 saniyeleri var. Bu arada Solomon yine biraz sinirlendi. İbrahim hemen topu ona gönderiyor. Billy Solomon. İbrahim Kutlaş. 6 saniye hücum süresinin sona ermesine. Kambala hücum ribaundunu alıyor. Faul. Elston. Kambala şanslı bir şekilde topa sahip oldu. Oradan da kolay basket yerine faul yapmaya geldi. Bu arada ikinci yarıda özellikle savunmada çok önemli işler yapan, yani Fenerbahçe'nin hücumda zorlanmasındaki kilit isim olan Delik Aslan beşliği boyun dışı kaldı. Bu Telekom adına çok kötü bir haber. Çünkü Yan Yagla da, takımın en skoreri olan Yan Yagla da bugün hiç verim veremedi. Çünkü tempo çok düşük maçta. Çok üst düzey bir maç. Yagla da düşük tempoda çok etkili olamıyor. Şu ana kadar Yan Yagla 8'de 2 isabetle sadece 4 sayıydı. İlk atışı isabetli Kambala'nın. Mehmet Ali Erbil ve eşi de karşılaşmayı izleyenler arasında. Görüntüye geldi az önce. Kambala serbest atışlarda 5'te 3 ile oynuyor. Bu ana kadar ikinci atış isabetli. İlk kez 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe 8'e kadar çıkan farkı tekrar 3 sayıya, yani tek baskete indirmiş durumda. Bu arada oyuncu değişikliğini işaret etti Recep Ankaralı. Kambala kenarda, Semi oyunda ama birazdan tekrar oyuna girecek. Burakcan Güler. İbrahim onu kontrol ediyor. Farkı 3 sayıya indirdi. Fenerbahçe Ülker. Haluk Yıldırım Ömer Onan'ın kontrolünde. Bakti perdeleme yaptı. Haluk Yıldırım içeriye doğru giriyor. Semi karşısında Rasim araya girdi. Rasim alıyor o topu Yagla'dan. Rasim turnikeyi bırakıyor. Maçı değiştiren en önemli unsurlardan biri Solomon'un hücumu kadar Rasim'in savaşçılığı kısa beşli oynamasına rağmen çok daha verimli olmasını sağladı Fenerbahçe'nin. Bu arada gerildi bir an ortalık. Ömer Onan Yagla'ya tepki gösteriyor. Recep Ankaralı da Ömer'i çok sert bir şekilde ikaz etti. Sakin olması konusunda işte tekrar izleyeceğiz. Burada Rasim topu kapıyor.
Doğru. Yazda yere düşmüş. Doğru. Evet, burada yere düşüyor. Ömer de çok sinirlendi. Yani İbrahim Şelal kolundan bir şey tutarken kendi yere vermiş hakemi göstermekte. Ömer de kendini niye yere atıyorsun diye galiba tepki gösteriyor kendisine. Ama Fenerbahçe maç boyunca aradığı ateşi şimdi buldu gibi. Bakalım telefon buna yanıt verebilecek mi? Yalnız diğer tarafta Rasim ile Haluk arasında bir gerginlik var. Oyuna yansırsa sorun olabilir. Tutka açık, üst sayılı kasışı isabeti değil, Kambal alıyor savunma ribantını ve Yak'la faal yapıyor. Yalnız maç sonunu Fenerbahçe daha maç sonuna gelmedik gerçi ama son bölümü çok daha soğukkanlı, çok daha bilinçli oynuyor. Telekom sürekli yanlış hücum ediyor. Bu da çok yanlış bir hücumdu Telekom'a bu. Şu ana kadar soğukkanlı olarak buraya gelmişlerdi. Ama 7-0'lık bir seriyle karşı karşıya kaldılar. Kambala bir kez daha faul çizgisinde, az önce 2'de 2 yapmıştı. Bu kez ilk atışını kaçırıyor. Fark bir sayı. Türk Telekom lehine 64-63. Bunu sokarsa uzun süre sonra Fenerbahçe Ülker tekrar skorda dengeyi yakalamış olacak. 16 sayısı var. Kambala'nın ikinci atışını da kaçırdı. Dark bir savunma ribantını alıyor. Çok kritik serbest atışlardı ama sonuç alamadı Kambala. Muratcan Güler karşısında İbrahim Kutlay var. Yakların perdelemesi. Bir çizgide tutka açık içeride. Dudley hareketli. Kambala onu kontrol ediyor. Muratcan Güler tutka açık. Dudley şimdi topu aldı. 8 saniye kaldı. Hücum süresini son ermesine. Tutka açık içeriye giriyor. Atışı isabeti değil. Rasim başa kaldı. Savunma ribantını tutka açık faul yapıyor. Yine Rasim pozisyonda. Bu arada Rasim'in ne kadar sinirli, hırslı bir oyuncu olduğunu biliyor takım arkadaşları. Zeki hemen önünü kapandı. Tutku'ya bir tepki göstermemesi için. O da çok sakin kalktı ve oyuna devam etti. Zaten burada tepkiyi müthiş bir kalça darbesiyle göstermiş Rasim. Bir mola daha. ...64-63... Türk Telekom'un bir sayı farklı üstünlüğü var. 2 dakika 47 saniye kaldı maçın son ermesine. Şimdi kritik bir hücum kullanacak Fenerbahçe Ülker. Az önce söylediğim gibi sinirlerine hakim olan taraf bir adım daha öne çıkacak sanırım geride kalan sürede. Ama şu ana kadar o konuda sinirlerine hakim olması gereken taraf Fenerbahçe. Özür dilerim, Telekom. Fenerbahçe'nin öyle bir derdi yok. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle, coşkuyla oynuyor ve şu anda maç boyunca aradıkları o coşkuyu bulmuş durumda. Yani adeta çağlayan bir nehir gibi geliyor Fenerbahçe. Telekom'un sakin olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ve şu anda hala belki bir sayı Telekom önde ama rüzgar arkasında dolu dolu esen taraf kesinlikle Fenerbahçe. Ve bunda Solomon'un bireysel yaratıcılığı elbette önemli ama esas büyük bay muhtemelen Rasim Başak'ta, onun hakkını teslim etmeliyiz. Savunmada büyük bir direniş gösterdi gerçekten. İki serbest atış kullanacak şimdi. Rasim Başak sadece iki sayısı var onun. İki sayıdan yalnız katkısı, iki sayıdan çok çok daha büyük. Evet. 2,5 dakikadır Telekom sayı atamıyor. 7-0 şu anda seri. 2 gol de Kambala kaçırmıştı. Bu seri daha da bir 20. İlk atışı isabetli ve skora denge geldi. 64-64. İkinci serbest atış. Bu da başarılı. Öne geçiyor Fenerbahçe Ülker. Rasim'in serbest atışları sonrasında. Evet, şimdi tribünlerde biraz daha yoğun bir gürültü var, uğultu var. Fenerbahçe Ülker taraftarı daha çok oyuna girmiş durumda. Muratcan Güler, İbrahim'in savunması. Dati içeride, Kambala onu yakından kontrol ediyor. Tutku açığa çıkarmak zorunda kaldı topu. Yakla üç tane katış bölgesinde Rasim karşısına çok dengesiz bir atış. İsabetli değil, İbrahim alıyor ama yine Rasim'in müthiş bir savunması var. Telekom'un da felaket bir hücumu var. Fenerbahçe psikolojik olarak zaten şu anda tamamen domine etmiş durumda oyunu. Dengeleri ve motivasyonları bozulmuş durumda Türk Telekom'da oyuncuların. Ama Rasim'in tabii hakkını yememek lazım. Solomon! Biri Solomon! Müthiş bir basket! 68-64 yapıyor Fenerbahçe Ülker. Solomon çok uzaklardan gönderdi. Kambala içeride Dudley savunurken faul yapıyor. Solomon son çeyrekte 12. sayısını attı. İşte içindeki o hırsı sahaya yansıttığı zaman neler yapabileceğini görüyoruz Solomon'un son çeyrekte. 4. faul oldu Kambala'nın. Haluk Yıldırım pot altından top oyuna soktu. Dudley karşısında Kambala.
Sonra da Kambala ise 5. faul oldu ama yok, şimdi Ömer'le Solomon kaldırıyor. Sanki Kambala da orada kalçasını bir çıkardı gibi geldi bana. Ama esas darbeyi, kola darbeyi Solomon vurdu. Yaklaşık 3.5 dakikadır sayı üretemiyor Telekom. Şimdi serbest atışından darbeyi değiştirmeye çalışıyor. Bazı faul çizgisinde 22 sayıyla oynuyor. Maçın en skoru ismi. Dardi ilk atışı isabetli. Pek gürültüden, patırtıdan etkilenen birisi değil Dardi. Çok sakin bir şekilde kullanıyor serbest atışları. 22 sayısını kaybetti. 9'da 5 ama ikinci serbest atışını kullanacak şimdi. Bu da isabetli. Rasim topu hemen oyuna soktu. Solomon yakla peşinde. Willy Solomon karşısında Muratcan Güler. Willy Solomon atışı isabetlidir. Rasim alıyor ucu ribaundunu. Solomon da kaldı. Solomon ve basket geliyor Willy Solomon'dan. Yine Rasim, yine soktu elini o topa. Solomon basketi buluyor. Son çeyrekteki 14. sayısı Willy Solomon'un. Tutku açık. Bu arada Ersan Kartal Willy Solomon'a gösteriyor faulü. Tutkunun aslında ayağı kaydı orada. Evet, orada bir step bekledi Aydın Örste. Ama tam ayağı kaydı sırada galiba kola bir darbe var. Yani en azından onu çalmışlar. Çünkü düşmesinin nedeni kesinlikle Solomon değil. Bir daha görelim. İşte Willy Solomon. Bu son çekiz 14'dür biraz evvel. Şu tutku açık tamamen kendi düşmüş. Evet, ayağı kayarak düşüyor. Yani iyi göremiyoruz ama kesinlikle orada yani başka Solomon bir açı Kerem var mı bilmiyorum ama o açı itibariyle Solomon'un bir müdahalesi olmadığı çok net. Evet. Şurada yani bir elini koymuş ama o düşmenin nedeni değil kesinlikle. Katılıyorum kesinlikle. Tutku açık, ilk atışı isabeti değil. 66-70 fark, 4 sayı Fenerbahçe Ülkerliği'ne, 1 dakika 29 saniye kaldı. İkinci serbest atış. Bu isabetli. Rasim Başak hemen yine Solomon'u buluşturdu topla ve ucumu o başlatıyor. 1 dakika 21 saniye. Willy Solomon 67-70 fark 3 sayı. Willy Solomon ikili sıkıştırma. Son anda Rasim'i topu kazandırdı. Rasim'in atışı isabetli değil. Tutku açık, savunma ribaundunu alıyor. Kritik bir ucumdu. Şimdi Haluk Yıldırım, Willy Solomon. Bir sefer gol net yandı. Bu arada Willy Solomon bir süredir Recep Ankaralı'nı takip ediyor. Evet. Fazla itiraz etmedi, akıllıca bir şekilde. İşte tekrar görüntüye geliyor. Faul pozisyonu şimdi Haluk Yıldırım iki serbest atış kullanıyor. Bir dakika 7 saniye var. 14 sayıyla oynuyor Haluk. İlk atışını kaçırdı o da. Serbest atışlar iki takım içinde hiç iyi değil bugün. Yani iki takım da serbest atışlar kontrolü. Yalnız Telekom biraz daha zor durumda. Sadece 13-7. Bu sayılara çok ihtiyacı var şu anda Telekom'un. Haluk Yıldırım ikinci serbest atışı başarılı. Willy Solomon. Fark 2 sayı indi. 70-68 Fenerbahçe Ülker ve son 1 dakikaya giriyoruz değerli izleyiciler. Heyecan Doruk'ta Abdü İpekçi Spor Salonu'nda. Fenerbahçe Ülker'in bir basket farklı üstünlüğü bulunuyor. Kambala'ya güzel bir pas. Kambala faul yakla. Onun da 4. faul oldu. Bir kez daha faul çizgisine geliyor şimdi Kambala. O da o çizgide sorun yaşayan oyunculardan birisi. İşte Yagla'nın Kambala'ya yaptığı faul. Gerçi sezon ortasında çok iyi bir dönem yakalamıştık Kambala serbest atışlarda ama ilk atışı isabetli bu kez. İkinciyi de atarsa çok önemli. Çünkü o zaman fark birden iki baskete çıkacak. Bugün serbest atışlarda 9'da 5 sadece. İkinci serbest atışı kaçırdı. Kambala hamlesi var ama Muratcan Güler tabii daha hareketli bir oyuncu. O top almayı başarıyor. Fark tekrar 3 sayı. Muratcan Güler dışarıda tutku açık. Çok kritik bir atış. Murat tutku açıktan isabetli değil ama Dudley aldı. Şimdi Dudley 3 sayılık atış isabetli. Dudley 71-71 yapıyor. İnanılmaz bir basket Dudley'den gerçekten. Normalde repertuarında olan bir sayı da değil.
biraz doğaçlama attı onu. Daha da önemlisi maç berabereye geldi. Son hücumda Türk Telekom'a kalacak. Bu hücumda Fenerbahçe ne yaparsa yapsın. Basim'den Ömer Onan'a. Solomon'u bekledi Ömer Onan. Şimdi bırakıyor topu ona. İli Solomon. Karşısında Muratcan Güler var. Hücum süresinin sona ermesine 13 saniye kaldı. Dardil'in müthiş basketiyle skoru 71-71'e getirdi Türk Telekom. Solomon üstelik atışı isabetli değil. Rasim elini topla mağlup alıyor. Geride 14 saniye kaldı. Tuttu açık Türk Telekom hücumu. 71-71 eşitlik var. Tuttu açık 6 saniye, 5 saniye. Tuttu açık Yagla üstelik atışı. Yagla isabetli. Yagla son noktayı koyuyor ve oyunu bitiriyor. Yalnız Yagla oldu gerçekten. İnanılmaz bir baskete imza attı. Son saniyede müthiş bir baskete imza attı ve Türk Telekom takımı da haklı bir sevinç yaşıyor değerli izleyiciler. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Bugün çok da fazla etkili olmadı maçın geneline baktığımızda Yagla ama bitirişi müthiş yaptı. 74-71 Türk Telekom kazanıyor. Ercüment Sunter şimdi Irmak'ın yanında, bakalım maç sonrasında neler söyleyecek Irmak. Evet Sayın Sunter, inanılmaz bir mücadele oldu ve son saniye basketi galip geldiniz. İstanbul'dan lider dönüyorsunuz. Şimdi bizim için çok zor bir maçtı. Fenerbahçe çok formdaydı. Biz de oyuncularımıza izin verdiğimiz için yılbaşı arasında bir düşüklük vardı. Ama kazanabileceğimiz son periyotta bir maçı kaybeder pozisyona getirdik. Sonra inanılmaz az bir şekilde kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum maçı bırakmadıkları için. Biz bu mücadeleyi sürdürürsek çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Tabii hemen bu maçı unutup hemen salı günkü Panionios maçına konsantre olmamız lazım. Oyuncularımı tekrar kutluyorum. Telekom taraftarlarına da teşekkür ederim buraya gelen bizi destekleyen. Ben tebrik ederim. Teşekkür ederim. 74-71 Türk Telekom İstanbul deplasmanından çok önemli bir galibiyetle ayrılıyor. Değerli izleyiciler, Fenerbahçe Ülker 4. çeyreğin son dakikalarına hızlı giren taraf olmuştu. 4 sayılık bir fark yakaladı ama bu farkı koruyamadı. Ankara temsilcisi karşısında Yagla bench'ten gelmesine rağmen bu takımın en skorer ismiydi. Bunu da çok fazla vurguladı Kaan Kural ama çok fazla etkili olamadı Yagla. Oyun içerisinde sadece son üçlüye kadar kötü bir performans gösterdi. Sadece 4 sayısı vardı son üçlüye kadar. Yani burada 2 atmış. Evet sadece. İşte maçı getiren basketi bu Yagla'nın ve Türk Telekom 74-71 kazanıyor, cümleni tamamlar. 9'da 2 atmış sadece orada kadar ama önemli o atışa inanmak. Fakat bir önceki gün bence daha kritik. Solomon'un yaptığı tercihse maçı buraya getiren de Solomon'un hücumda belki ama son hücumda üçlük atmasının hiçbir şekilde gereği yoktu. TRT yaptığı muhtemelen bir foul yüzüğü alabilirdi. Fakat çok zor, çok da gerekli bir üçlük kullandı Solomon ve Yagla'ya sahneyi bıraktı. Tutku açık. Şimdi Irmak'ın yanında bakalım maç sonrasında sevinç cümleleri neler olacak Irmak? Evet Tutku, inanılmaz bir mücadele oldu. Son saniye basketiyle kazandınız, neler söyleyeceksin? Şimdi öncelikle buradaki atmosferi herkes gördü. Buradan yani galip gelmek çok önemli bir şey. Bence takım olduğumuzu gösterdik. Çok iyi mücadele etti. İlk yarıyı lider bitirdik. Bunu hak ettik. Ben buna inanıyorum. Bugün benim doğum günümdü. Arkadaşlarım bana çok güzel bir hediye verdiler. Onlara buradan sizin aranızda tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de Tutku'ya iyi yıllar diliyoruz. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı Türk Telekom. Yagla'nın son saniye basketiyle ve sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlıyor Ankara temsilcisi. İşte o maçı getiren basket tekrar görüntüye geliyor değerli izleyiciler. Sadece 7 sayı kaydetti ama Yagla bu basket gerçekten onun için çok önemliydi. Basket sonrasında Türk Telekom'un sevinci de görüntüye geliyor. Evet Kaan Kural, son cümlelerini alalım ve biz de izleyicilerimize Abdi İpekçi'den veda edelim. Yani Solomon gerçekten hücumda maçı getirdi dediğim gibi ama son hücumda yaptığı tercih bir hayli sorgulanmalı. Yagla'da işte yani çok dengeli bir maçta maçın sonunda verilecek bir karar, bir isabetli şut, bir yanlış tercih sonucu belirliyor. Ama bu sonuç ileriye dönük çok önemli başka sonuçlar yaratacak. Her şeyden önce playoff eşleşmesi için
şu anda Telekom iki en önemli rakibini de yenmiş durumda. Hem Efes'in hem Fenerbahçe'yi. Mayıs-Haziran için, şampiyonluk için de çok önemli bir adım attılar burada bir galibiyetle. Türk Telekom sezonun ilk yarısının son maçında Fenerbahçe Ülker'i İstanbul'da Abdü İpekçi Spor Salonu'nda 74-71 mağlup ediyor. Müthiş bir karşılaşma izledik gerçekten. İki takımı da alkışlamak lazım. Ben Osman Sakallıoğlu, Kaan Kural ve yendiğime geçen tüm arkadaşlarım adına Abdü İpekçi'den sizlere iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.